Selamlar, Allah'ım sana çok şükür. Bugün de huzurluyuz, mutluyuz, sağlıklıyız. Verdiğin şu nimetlere şükürler olsun. Bugün de senin rızan için dosdoğru hayırda takvada yarıştığımız, her anımızın değerini bildiğimiz, dolu dolu yaşadığımız bir günümüz. Şükürler olsun. Bizlere şu hidayeti, şu takvayı nasip ettin. Her zaman bir birikim halinde her günümüzü ayrı bir ömür, ayrı bir hayat olarak görerek ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Zerre kadar küçük bir hataya düşmemeye, en küçük bir günahı daha işlememeye çalışıyoruz. Şunu biliyoruz ki şeytan bize apaçık düşmandır. Ve insanlar kulluğunu dosdoğru bir şekilde yerine getirdiği vakit, Yüce Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşadığı an bu kötülüklerden bertaraf olur. Bu nedenle de Yüce Allah'ın farzlarını her şeyin üstünde tutup her gün her şeyden önce onu yapmalısınız. Her gününüzü planlamalısınız. Size bir emanettir bu ömür. Bu sağlık, bu beden, şu mükemmel nimetler, şu mükemmel kainatı yaratan Yüce Rabbimiz hepsini belli bir denge, bir ahenk içinde yaratmıştır. Hepsinin belli bir amacı vardır. İslamiyeti hakiki manada, fiiliyatta yaşayın. Öyle lafta, sözde, görünüşte kendini Müslüman zanneden münafıklardan, hükümleri inkar eden kafirlerden olmayın. İnsanlar o kadar cahil ki gerçekten şu dünyanın geçici menfaatleriyle gözleri kör olmuş, kulakları sağır olmuş, kalbi mühürlenmiş, gaflet içinde harap bitap, haramda batılda yarışarak devam ediyorlar. Gerçekten çok yazık. Hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyorlar. Şu dünyanın mükemmel bir hesabının olacağını herkes düşünmeli. Bakın, şu dünyaya bütün insanlar kulluğunu dosdoğru bir şekilde yerine getirmek için gelmiştir. Her şeyden önemlisi bunu düşünmesi ve bunun için yaşaması gerekir. Şu nimetleri bizlere veren, şu mükemmel kainatı yaratan Yüce Rabbinin rızasını aramadan ne yaparsan yap, en yüce, en yüksek mevkilere gelsen ne yazar? Şu dünya kime kalmıştır? Şu kainatta bir nokta belki de hiçbir şeydir. Ama insanlar gurura, kibire kapılıp her türlü haramda, batılda yarışıyor. O kadar da cahiller ki, bakın şurası açık ve nettir. Batılda, haramda yarışmayın. Hükümler bellidir. Yüce Allah'ın hükümlerini kabul etmeyen, inkar eden kafirler, kabul etmiş gibi görünüp her türlü kafirliği yapan münafıklar, bu cahillerden olmayın. O kadar fazla var ki çevrenizde. Ve hükümleri inkar edenler, Yüce Allah'ın hükümlerine uymayanlar, bunu da açıkça söyleyenlere kafir denir. Uyduğunu söyleyip de kafir gibi yaşayanlar da münafık denir. Şimdi siz bu cahillerden mi olacaksınız? Bu şeytana uyan mahluklardan mı olacaksınız? Bunun kararını verin. Bakın, biz birilerine sen şusun busun deme derdinde değiliz. Ama herkes hesabını düşünmelidir. Şu hayata geliş amacını anlamalıdır. Herkes mükemmel bir hesabı verecektir. Bunun için her gün namazlarınızda, oruçlarınızda farz ibadetlerle öncelikle Yüce Allah'ın rızasını arayın. Hükümler, her şey önümüzdedir. Hakkelam Kur'an-ı Kerim'i neden açıp okuyup anlamak istemiyorsunuz? Neden bu dünyanın geçici menfaatleriyle, masallarıyla yaşıyorsunuz? Bakın, çocuklara öncelikle şu dünyada nasıl şu oyunlar oynanır, nasıl şunlar yapılır? Tabii ki bu dünyanın konularıyla da belirli bir şekilde, sınırlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Helal yönlü olmak suretiyle. Ama öncelikle Yüce Allah'ın rızasına uygun yetiştirmelisiniz. Aksi takdirde büyük bir vebale girersiniz. O çocuk da batılda giden bir şahıs olur. Bu nedenle de biz Allah'ın izniyle böyle hata yapan, kendi çocuklarına kötülük yapan, anne baba vasıflarını kaybetmiş bu cahillerin görevini de yerine getirip herkes örnek olma gibi bir hedefimiz var. Yüce Allah'ın takdiridir. Yaptığımız her fiiliyat Yüce Allah'ın rızasına uygun olmalıdır. Gerek namazlarımıza, gerek oruçlarımıza.
duruşumuzla, kelamımızla, ha kelam Kur'an-ı Kerim'in fiiliyatlarını yaşamamızla insanlara örnek olacağız. Her zaman hayırda takvada yarışacağız. Bu nedenle söylüyoruz. Bizim girdiğimiz ortamda ne kafir kalır, ne batıl kalır, ne haram kalır. Herkes kendini düzeltmek zorundadır. Biz hiçbir kafire, hiçbir harama, batıla normal bakamayız. Taviz veremeyiz. Hepsini Allah'ın izniyle düzeltiyoruz. Yeter ki siz ha kelam Kur'an-ı Kerim'in izinden gidin. Dost doğru hayatı yaşayın. Bu cahillerin bir de kafir, münafık deyince zorlarına gidiyor. Niye zoruna gidiyor kardeşim ya? Kendini düzelt, muhakeme et. Yüce Allah'ın hükmünü tanımıyorsun, haşa. Kendi kafana göre yaşıyorsun. Soruyorsun, benim kalbim temiz, benden iyisi yok ki. Böyle bir hayat olabilir mi ya? Nasıl bir gaflet içindesiniz, nasıl bir cahilsiniz? Düşünün biraz, şu velen akıl irade nimetlerini kullanın. İnşallah bunları da düzelteceğiz. Her zaman tuttuğumuz oruçlarla, kıldığımız namazlarla, dosdoğru ibadetlerimizle Yüce Rabbimizin rızasını arayacağız. İnşallah Yüce Allah'ın ebedi alemde ebedi mükafatlara ulaştırdığı, ebedi cennetlerde, ebedi makamlara, yüce makamlara ulaştırdığı, en sevdiği, en razı olduğu kullardan olabiliriz diyorum. Hoşça kalın.